Merhaba arkadaşlar. Bugün size daha önce zaten paylaşmıştım, yine böceği tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Termit çiftliğinde ben yem üretmiyorum. Yemi de böyle üretiyorsunuz. Yetiştire basıyorsunuz. Sadece bal özü istiyor. Bal özünü yeterli kıvamda basıp buradan böcek yemi üretebilirsiniz. Yumurtaları buraya koyuyorsunuz. Elinizden biraz kaynak ve böcek yemi istiyor yumurtayı yerleştirmek için. Yumurtaları da zaten vahşi yaratıklardan elde edebiliyorsunuz. O yumurtadan yana sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Bende 4 tane birim var arkadaşlar. 4 birime de koyduğum böcekleri şöyle tanıtayım. Orkide peygamberi gördüğünüz gibi muhafız karıncalarını hükmeden bir böcek. Yani bunu muhafız olan bir biriminize koyarsanız size faydası olur. Dev peygamber atıcı karıncalarına faydası var. Teke böceği de taşıyıcı karıncaya. Küre örümceği de tüm askerlere hükmediyor. Yani hangi birime hangi askeri koyuyorsanız onun böceğini koyarsanız buradaki yetenek şeylerini aktif hale getirmiş olursunuz. Yani böcekler hakkında anlatılacak pek bir şey de yok. Şöyle göstereyim. Şunu yükseltelim. Aynı böcekten ya da farklı böceği de koyabilirsiniz. Renk olarak mavi olması şart. Bu şekilde leveleri arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Aynısını arttırmak için iki level yapıp bir de yıldız basabilirsiniz. Ya da böyle tek seçip başarı oranı %45'e düşer. Bu da sizin şansınıza bağlı. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi tek böcekle de bunu 3 level yapabildik. Onun dışında böcekte gösterilecek pek bir şey yok. Şöyle genlere bakmak istiyorum. Bazılarınız sormuştu. Ben bunların hepsini eşit bir şekilde götürüyorum. Tabi elinizdeki malzemeye, topladığınız kaynağa göre bunların yükseltmesini yapabilirsiniz. Mesela bu taraf ne diyor? Muhafız karıncaların savunması, atıcı karıncaların saldırısı, taşıyıcı karıncaların sağlığı. Yani bunu geliştirirseniz bu üçünü geliştirmiş olursunuz. Her birinde farklı farklı ama aynı özellikler. Mesela bir tarafta atıcı karıncanın saldırısını yükseltirken diğer tarafta atıcı karıncanın sağlığını yükseltiyor. Yani hücre bu şekilde. Gen 4 parçadan oluşuyor ama dördünün de en başındaki yetenek aynı. Muhafız karınca saldırısı diyor. Şöyle göstereyim. Pardon. Burada da muhafız karınca saldırısı. Yani dördünde de aynı. Tek farklı olan tarafı karınca 4 parçaya bölünmüş. Yani arttırdığınız taraf kafa tarafı, gövde tarafı, ayak tarafı bu tarzda değişiyor. Gende de. Mikrop da aynı şekil. 4 seti de aynı. Yani şu ilk 4 set aynı. Ama ortadakilerin hepsi eşit. Atıcı karınca saldırısı diyor. Yani bu atıcı karınca saldırısını aktifleştiriyor ortadaki. Şuraya bakalım. Burada da aynı. Yani hepsinde aynı. Dediğim gibi şey olarak gösteriyor. Yani karıncayı 4'e bölüyorlar. En çok hangi tarafından geliştirirsen karıncanın o tarafı güçleniyor. Yani o tarzda bir şey. Mantar 20 level olmadan, 19 ya da 20 level olmadan açılmıyor. Yani mantarı geliştirme sıkıntınız olur. Kalenizi yükseltmeniz lazım. Onu da önce şu mantar koloni çoğaltmasıyla yükselttikten sonra bu seviye 2 yaptığım yerleri yükseltebilirsiniz. Yani ilk önce mantar kolonisini yükseltmeniz lazım. Bir tur bile olsa. Bu şekilde bunların hepsini açabilirsiniz. Yani bu kilitli olan yeri açabilmem için mantar kolonisini
6. seviyeye getirmem gerekiyormuş. Bunların malzemeleri şöyle göstereyim arkadaşlar. Mağaza. Gördüğünüz gibi burada da bir şeyler veriyor. Burada da malzemelerimiz var. Yani gördüğünüz gibi. Düello'dan topladığınız puanları yine burada mikroba, hücreye, gene malzeme alabilirsiniz. Aynı şekilde ihtişamlı düelloya geçtiyseniz yine buradan parçalarını elde edebilirsiniz. Maden mağazasında gem malzemeleri bulunuyor. Gem ve mantar. Şöyle göstereyim. Genetik faktörler. Gen için. Yani bunları buradan toplayarak mutasyonda gen mutasyonlarını yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Hücre ve mutasyonda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.